Turgut Reis'in yeni sağlık kurumu açıldı. Uzman doktor kadromuzla hizmetinizdeyiz. 29 Nisan 2012 tarihinde hakkındaki cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı yönündeki suçlamalarla Bodrum'da hakim karşısına çıkarılan ve tutuklanarak Muğla Kapalı Cezaevine yollanan Bodrum Eski Milli Eğitim Müdürü Turgay Kılavuz'un yargılanmasına başlandı. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yurda giriş yaparken gözaltına alınıp İzmir Buca Cezaevine konulan ve ardından getirildiği Bodrum'da hakim karşısına çıkarılıp tutuklanan Kılavuz'un ilk duruşması yaklaşık 9 saat sürmüştü. Duruşmanın ardından mahkeme Kılavuz'un cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından tutuklu yargılanmak üzere Muğla'ya sevk edilmesine karar vermişti. Hocam suçlamalarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Ne yaptınız? Ne oldu? Muğla E-Tipi kapalı cezaevine konulan Kılavuz, kendisine isnat edilen suçlamalarla ilgili bugün Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Saat 14.15'te başlayan ilk celse yaklaşık 4 saat sürdü. 3 mağdurla sanıkların ifadelerinin alınmalarının ardından her iki tarafın dinlenmesini istediği 14 tanık ilk duruşmada mahkemenin sorularını yanıtladı. Ne yaptınız? Ne oldu? Hocam, yalan, dolan, iftira. İşte bu, hepsi bu. Mağdur çocukların yaşadıklarından dolayı ruh sağlıklarının etkilenip etkilenmediklerini tespitinin yapılması için Muğla Adli Tıp'tan rapor istenmesi yönünde karar veren mahkeme, sanık avukatlarının tahliye talebini reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme 6 Eylül 2012 tarihine gün verilerek saat 18.30'da sona erdi. Görün, 32 yıllık memur ne hale soktular beni. Görün işte. İki tane kızın yüzünden ne hale geliyor? 52 yaşındayım.